Merhaba sevgili öğrenciler, Evren serisi YGS sınavının ikinci paketi olan A kitapçığı tabii 18. soruyla karşı karşıyayız. 18. sorumuz mitoz bölünmeyi özetleyen bir soru. İnterfaz evresi büyükçe bir evre ve mitotik evre yani çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesinin gerçekleştiği bir evre verilmiş... Buna göre numaralandırılmış evrelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. İnterfaz evresi bir hücrenin ömrünün yüzde doksanlı efendim ifade edebilir ya da yüzde doksanı interfaz evresinde geçebilir. İnterfaz evresinde hücre bölünmeye hazırlanacaktır. Eğer sonunda bölünme gerçekleşirse yeni bir interfaz başlar. Gerçekleşmezse ömür boyu interfazda kalır. E, bu evreyi e, bölünen bir hücre için e, bölünmeye hazırlık olarak düşünebilirsiniz. Efendim, miktarı artar, organel sayısı artar, RNA sentezi, protein sentezi, ATP sentezi ve DNA'nın kendini eşlemesi ayrıca varsa ki hayvansal hücrelerde vardır, sentrozom eşlenmesi gerçekleşir. Burada B seçeneğine bakarsak, çekirdek DNA'sı 2 numaralı evredeki katına çıkar, yani eşlenir demiş. Yanlıştır, DNA eşlenmesi 1 numaralı evrede gerçekleşecek. Soy ağacı sorumuz var. Soy ağacı soruları arkadaşlar eğer bakmasını bilirsek, Oldukça kolay sorulardan birisidir. Bu da inanın 10 saniyede e, çözülebilecek sorulardan birisi. Hiç işlem yapmaya bile gerek görmeden çözeceğiz. E, birkaç notumuz olacak. Buradaki notumuz şudur. E, baskın karakter. Anne ya da babadan herhangi birinde olmadan çocukta olamaz. Bakın şuraya. Annede yok, babada yok ama çocukta var. O halde bu karakter kesinlikle çekiniktir yazın bir kenara. Anne ve babada bulunmadığı halde çocukta ortaya çıkıyorsa çekinik karakterdir. O halde bakın iki tane seçeneğimiz gitti. Geriye ne kaldı? İki tane seçeneğimiz kaldı. Bunlar e, sevgili dostlar e, otozomal çekinik ve x'e bağlı çekinik. Denediğiniz zaman her ikisi de olacaktır. Örneğin otozomal çekinikte bunları küçük a küçük a olarak alırsak bunlar da ne olacaktır? Büyük a küçük a... a olacak taşıyıcı olacak. Küçük a küçük a küçük a küçük a büyük a küçük a. Diğerini de x'in üzerine r renk körlüğünü koyduğunuz zaman aynı şey olacak. O yüzden cevabımız b seçeneğidir. Yani ikisi de çekiniktir. Otozomal çekinik ve x'e bağlı çekinik olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 20. sorumuz sevgili dostlar. Besin zinciri sorusudur. Besin zincirlerinin birinci basamağında piramidin hep üreticiler bulunur ki burada buğday var. Efendim tarla faresi ve çekirge ikisi de tüketici birinci basamaktaki tüketicidir bunlar. Efendim yılan ikinci basamakta tüketici fareyi yer ama yılan kurbağayı da yediği zaman üçüncü basamaktaki bir tüketici olur. O zaman arkadaşlar besin zincirinin iki yönü var. Çekirge kolunu izlersek e, birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici atmaca. Efendim fare kolunu izlersek birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici atmaca. O halde e, canlıların besin zincirindeki yerlerinin değişebileceğini görüyorsunuz. Doğada birçok besin zinciri vardır. Birçok besin zinciri iç içe girmiştir ve besin ağları oluşmuştur. Canlıların yerleri değişebilir. Tabi üreticinin yeri hep birinci basamaktır ve ayrıştırıcının yeri bellidir ama tüketicilerin yerleri değişir. O halde hangisi doğrudur? Atmaca hem ikinci dere üçüncü dereceli hem de dördüncü dereceli tüketicidir. Doğru. Bir taraftan sayarsak üçüncü, diğer taraftan sayarsak dördüncü tüketici. Yılanların sayısının artması, çekirgelerin sayısının artmasına neden olur. Yılan artarsa sevgili dostlar, fare azalır, şey pardon kurbağa azalır, kurbağa azalınca da çekirge artar, bu zinciri ilgilendiriyor, bu da doğrudur. Kurbağaya göre tarla faresinin buğdaydan sağladığı enerji miktarı daha fazladır. Efendim, hangisi buğdaya daha yakın? Efendim, fare daha yakın. O halde fare buğdaydan daha çok yararlanacak, kurbağa daha az yararlanacak. Çünkü besin zinciri uzadıkça besin ve enerji kaybı artar. Bu yüzden Fare ve çekirge daha çok yararlanır, kurbağa daha az yararlanır. Yanlıştır üçüncü öncülümüz ve doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2'dir. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Umarım iyi geçmiştir sınavınız.